Merhaba arkadaşlar. Çeviri yaparak İngilizce öğrenmeye hoş geldiniz. Ben Abdurrahman. Derse başlamadan önce sizden ricam beni desteklemek için kanala abone olabilirsiniz. Ve eğer arkadaşlarınızdan İngilizce ve Çince ilgilenen varsa kanal hakkında bilgilendirebilirsiniz. Ve ek olarak videoyu sonuna kadar izledikten sonra şu kartlar kısmından çıkacak olan kelimelerin de cevaplandırmanızı istiyorum. Bu şekilde sizin dün ne kadar iyi dikkatli dinleyip dinlemediğinizi de anlayabileceğim. Çünkü basit kelimeler zaten. Herhangi bir sorunuz olduğunda da veya değiştirmek istediğiniz şeyler yorum kısmına lütfen yazın. Zaten kameram neden olmadı bir önceki videoda anlatmıştım. O konuya şimdi girmeyeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi burada da bir çiftçinin hayatını anlatıyor. Ne güzel kelimelerimiz de var. Başlayalım. The farmer drives a tractor. Farmer çiftçi. Drive sürmek. Ne sürüyormuş? Bir tane traktör sürüyormuş. Çiftçi bir traktör sürer. Bu da geniş zaman. The tractor digs up the ground. Şimdi traktör ne yapıyormuş? Ground burada yer. Yeri. İlk kazmak anlamı var. Karıştırmak anlamı var. Burada sürmek. Hani köyle olanlarınız varsa sabanla tarlayı sürerler. O iş anlatıyor burada. Traktörle tarlayı sürüyor da. Yani saban çekiyor. Her değişebiliyor bu yöresel olarak ifade. Bizim orada tarla sürmek derler. Hani bir daha mısır ekecekler. Bir şey ekeceksen ona hazırlarsın tarlayı. Diksap burada o. Direkt kazmak değil yani. Sonra devam edelim. He plants yellow corn in the ground. Plant dikmek demek burada. Yellow corn. Ne dikiyormuş? Sarı mısır. In the ground. Yere. Burada sürdükten sonra tarlayı ne dikiyor? Sarı mısır dikecek. He plants the yellow corn in the spring. Bu sarı mısır ne zaman dikecek? Dikiyormuş. İlkbaharda. O ilkbaharda sarı mısırı diker. Burası sarı mısır demiş de diğer renkleri de var galiba, o yüzden tam emin değilim. Farklı kırmızı da oluyor olması lazım. Çünkü renk kullanmaz diğer türlü. Onu da bakarsınız merak ediyorsanız. İlkbaharda sarı mısırı eker. The corn grows in the summer. Şimdi ilkbaharda dikiyor mısırı. Bu mısır ne zaman büyüyor? Mısır yazın büyür. Yani 3-5 ay içerisinde mısır büyüyor. The rain helps the corn grow. Sonra yağmur ne yapıyormuş? Yardım ediyormuş mısırlara. Neyin için? Büyümesi için. Yani mısırların büyümesine yağmur yardım eder. Yağmur mısırların büyümesine yardım eder. If there is no rain, no rain. Eğer yağmur yoksa, hani o zaman yağmur yağmazsa o sene, the corn dies. Mısırlar ölür. Yani yağmur yağmazsa mısırlar ölüyormuş. Yani suya ihtiyaçları var çünkü. Sonra if there is a lot of rain, there is a lot of corn. Burada eğer çok yağmur varsa, eğer çok yağmur varsa there is a lot of corn. Çok fazla mısır olur. Eğer çok yağmur yağarsa çok fazla mısır olur. Hiç yağmur yağmazsa da hiç mısır olmaz ya. Mısırlar ölür. Zaten bu yüzden çiftçiler sular yağmur yağmadıkları zaman tarlaları. Sonra yağmur etkisini anlattık. He harvests the yellow corn in late summer. Bunlar hasat ne zaman yapıyorlar hasadı? Bunlar şey yaptılar, mısır ektik, büyüttük. Yazın sonunda, in late summer. Mesela yaz sonu, sene sonu hep late de kullanılır. In late summer. In late year gibi kullanabilirsiniz. He harvests, o şeyi kaldırıyor bu mısırları. Hasat ediyor. Ne zaman? Yaz sonunda. O yaz sonunda sarı mısırları hasat eder. Hasat yapar. He sells the corn at his vegetable stand. Falan stand burada
ikinci hali de yani kalkma karnı var, stand-up. Onun dışında zaten Türkçe'de geçmiş bir şey bu, stand. Stand'da. Biz de direkt stand olarak kullanıyoruz. Buradaki anlamı tezgah. Yani bir sebze tezgahında ne yapıyormuş? Bu mısırı satıyor. O kendisinin bir de his ve işte bu. Sen kendi servis standında mısırları satar. He sells one ear for 25 cents. Bu kelime yeni öğrendiğim bir şey. Ear normalde kulak anlamı, hepiniz biliyorsunuz. Buradaki anlamı bir başak. Hani mısırın böyle tanelenmemiş hali var ya, kopardığınız. O böyle sana suda kaynatınca bildiğiniz hali. Onun tanesini yani. Oraya ear deniyormuş. Ear of corn da diyebilirsiniz. Onun bir tanesine 25 sente satar. Ear'ın böyle bir kullanımı da var. He sells four ears, 4 tanesine, bu 4 başağını kaç satıyormuş? 1 dolara satıyormuş. He sells four ears, four. Bir de burada bir ücrete satmakta four kullanıyoruz. Mesela I am selling one apple for 25 cents. Bir elmayı 20 sente satarım gibi, satıyorum gibi. He sells all his corn in just 1 month. Ne yapıyoruz? Bütün all his corn, bütün mısırlarını sadece bir ayda, bir ay içinde satar. Bütün mısırlarını bir ay içerisinde satar. Demek ki bunu ne yapıyormuş? Alıcısı bayağı çok. Yani bütün mısırlarını bir ay içerisinde satar. Bir de burada just'ı bak sona kullanmış. Just dediğine gelip nerede alışıyoruz? Özneden sonra kullanılır genellikle. Burada cümlenin sonunda bu kalıbında, bu kullanımda görmüş oldunuz. In just 1 month. Sadece bir ayda bütün mısırlarını satar. The neighbors, bu da komşular, love his corn. Komşuları onun mısırına bayılırlar. Onun mısırını çok severler. The neighbors love his corn. Komşular onun mısırına bayılırlar. The corn is fresh. Burada mısır taze. Burada mısırla ilgili şeyler söyleyecek. It is bright yellow. Bright, parlak demek. Yellow, sarı. O parlak sarı. Mısırın parlak sarı olduğunu söylüyor. It is tasty. O tatlı. Ha, tadı güzel anlamına. It's delicious. Lezzet. Tamam, delicious'a taste aynı anlamda yaklaşık. It's tasty, it's delicious. O tatlı, tadı güzel, lezzetli. The birds love his corn too. Kuşlar da onun mısırına bayılıyorlardı. Onun mısırını çok seviyorlardı. Kuşlar da onun mısırını çok seviyorlardı. They don't pay for it. Burada kuşlar ama onun mısırını seviyorlardı ama kuşların ödemesine gerek yok yani. They don't pay for it. Onun için ödemiyorlardı. Mısıra para vermiyorlardı anlamında. They eat. Buradaki eat anlamı mısır. Corn. While. Ne olurken? It is in the field. Field'da tarla. Çiftlik anlamında. O yine burada mısır anlamında. Mısır çiftlikteyken, tarladayken onlar yer. Yani daha böyle toplanmadan, hasat edilmeden onlar yer. They don't cook it. Onlar mısırı pişirmezler. They eat it raw. Raw neydi? Kelime daha önceki bir tane videoda görmüştük. Ham demek. Onu pişirmezler. Ham şeklinde yerler. Ham olarak yerler. The farmer doesn't get angry. Ama çiftçi ne yapıyormuş bu duruma? Kızmıyormuş. Doesn't get angry. Birds have to eat too. Ne düşünüyorsun? Bu çiftçinin düşüncesi. Kuşlar da yemek zorunda. Hayatta kalmak için kuşların da yemesi lazım. So the cows. Burada inekler de. Mesela orada so do I çok duymuşsunuzdur. Ben de anlamında. Hani me too'dan ziyade so do I derseniz biraz daha güzel olur. Mesela cümlelerinize bunu ekleyin.
Soğudu ay. So. Do. Ha. Soğudu ay. Ben de de. Neyse, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben de aynı düşünüyorum gibi cümleler kurabilirsin. Soğudu kaos. İnekler de ne yapıyormuş? Yemek zorunda. The farmer has one cow. Çiftçinin neymiş? Bir tane ineği varmış. He gives his cow fresh corn every summer. Her yaz ineğine taze mısır verir. He gives his cow fresh corn every summer. Her yaz ineğine taze mısır verir. The cow loves the corn. İnek mısırı sever, mısıra bayılır. It eats a lot of yellow corn in the summer. Burada it'ten kastı inek ne yapıyormuş? Yazın, in the summer, inek yazın çok fazla a lot of yellow corn. Sarı mısır yazın çok fazla sarı mısır yer. Sometimes it makes yellow milk. Bazen o sarı süt yapar. Yani burada sarı süt yapardan ziyade tam Türkçe demiştik gibi önceki videoda hani anlamı olsun. Bazen sarı süt, yani sütü sarı bile olur. Yani o kadar çok şu iki cümleyi birleştirirsin. O kadar çok sarı mısır yer ki sütü bile bazen sütü bile sarı olur. Yani bazen sarı süt yapar. Yani Türkçe'de çok kullanmadığım şey. Üretir de diyebilirsin ama sütü sarı olur. Daha oturuyor bende. Kafanıza göre, yani siz nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde çevirebilirsiniz. Tek şart bu cümlenin bu parçada verdiği anlamla sizin Türkçe'de oluşturduğunuz cümlenin anlamı aynı olmak zorunda. Onun dışında istediğiniz kadar kelime oyunu yapın. Orası size kalmış. Yaparsanız daha da gelişir. Çeviri yeteneğiniz. Yine bu videoda da bu kadar. Kartlar kısmındaki soruları çözmeyi unutmayın. Umarım video faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.